Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Euro Truck Simulator ETS 2'deyiz bugün. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Şunun için çok uğraştım arkadaşlar. Bu Thrustmaster'ın vites topuzu, gördüğünüz gibi artık bir vitesim var. Çok sağ olsun, bir tanıdık vasıtasıyla yurt dışından aldım. Yurt içinden almak mümkün değil, inanılmaz pahalı çünkü. Hani aklıma geldi, yurt dışından gelirken getirir misin dedim. O da sağ olsun getirdi. Buradan da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bugün kapak fotoğrafında görmüş olabileceğiniz gibi aracımız çok güzel bir E30 M3 BMW'miz var. Ben biraz böyle yere yaklaştırayım falan dedim ama tabii lastikler dışarıya çıkıyor böyle olduğunda. Abartı basık bir araç oldu. Hani yürümeyecek kadar. Bir tane Tofaş vardı, belki görüntüsünü bulursam buraya koyarım. Hani onun gibi böyle yere sürte sürte gitmek istemiyorum. Ama bugün manuel vites kullanacağız. Çok 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 uzun zamandan beridir, G27'mi sattığımdan beridir manuel vitesli hiçbir araç kullanmamıştım oyunda. Bugün ilk defa manuel vitesli bir araç kullanma zevkine erişeceğim. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz deyip marşımıza basalım. Şu canavarın sesini bir duyalım. Böyle bir sesi var. Direktörüm sallanıyor, görüyorsunuz. Biraz kafa ütüleyebilir çünkü gaz basa basa gideceğiz. O yüzden çok fazla sesini açmıyorum oyunun. İç kameradan da şöyle göstereyim. Aracımız bayağı sade. Zaten içini falan çok fazla değiştiremiyoruz. 5 vitesli. Bende de zaten 5 vites çalışıyor bununla beraber. Gösterge paneli biraz parlıyor gibi ışıkları. İç şeyi var mı, aydınlatması bilmiyorum. Ona belki bakarız daha sonra. Aa, sunroof şeylerini falan da yapmışlar. Şu yukarıda da şeyler yazıyor. Almanca bir şeyler yazıyor. Güneş doğdu. Böyle daha çok yeni sabahın erken ışıklarında yola çıkacağız. Camlarımız açılıyor mu diye bakalım. Kornamız da böyle. Camlarımızı kapatalım. El freni animasyonumuz da var. Bakın şu şekilde. Küçük de olsa bir el freni animasyonu var. Ama vitesle ilgili bir animasyon yok tabii. Da vitesler geçiyor. Bakın şu yukarıdan zaten görebilirsiniz şu anda. Vites geçişlerini çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Geriye de geçiyor. Evet. Tabii benim masa artık hani bu şeye çok dayanamıyor gibi. Biraz böyle sallanabilir. Onun için de şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Artık yolumuza çıkalım. Bu kadar laf safsata. Laf salatalı. Laf salatası. Yeter deyip gidiyorum. El frenimizi indirmedik tabi. Şöyle sanki çok kurallara uyuyormuşçasına bir çıkış yapalım. Vites çok elimin altında oldu tabi. Birazcık kaydırmam gerekecek galiba. Canavarı önce bir şey yapmayalım bakalım. 400 küsür beygir diyor ama bildiğim kadarıyla bu araç o kadar güçlü değildi. Oo, frenler bizi mahvedecek. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sanki şey yok. Bir dakika arkadaşlar. Trafik yok gibi geldi bana. Ben fotoğraf çekmiştim daha önceki bölümde. Onun sonunda trafiği kapatmıştım. Herhalde öyle kalmış. Aa, patinaj çekme yok. Oho! Hıt! Abi debriyajı ayarlayamadım. Aha! Frenler hiç yok. Ha, o da bana selektör yaptı. Şöyle sağdan çıkalım. Sakin ol şampiyon. Dur, pedalım falan kaydı ya. Gaza öyle bir abanmışım ki. Bunun bir shorts videosunu falan çekmeye çalışacağım. Yapabilirsem. Zaman bulmam lazım onun için. Şöyle güzel bir shorts videosu yapmak istiyorum. Hep sol ayağımla frene bastığım için debriyajı unutmuşum gerçekten. Yani normalde araç kullanırken tabii ki manuel kullandığım için sıkıntı olmuyor da. Oyunda alışmışım yani sağ ayak gaz, sol ayak fren gibi. Bizim buradan sağdan çıkmamız lazım. Ya şu vites değiştirme olayı var ya, inanılmaz ya. Gerçekten özlemişim. Ve bu vites, ben daha önce G25'in ve G27'nin vitesini kullandım. Bir de MOBA vardı bende çok önceden. MOBA'nın da böyle hani yanında bir şey vardır. Sequential deniyor galiba, işte artı eksi şeklinde vites var. Ama bu onlardan gerçekten farklı. Yani
hissediyorsunuz böyle. G29'unki de bu kadar değil biliyorum yani, onu da denedim. Bunun bir kere ağırlığı inanılmaz. Bunun bir düşük versiyonu da yapmış bu arada. Thrustmaster. Thrustmaster TH8 abi bu arada, bendeki vites. Söylememiş olabilirim başlangıçta heyecandan. TH8S diye bir model yapmış. O bir düşük modeli. Onda mesela kullanılan malzeme falan biraz basite kaçılmış diyeyim. Plastiği çok daha fazla buna göre. Bunda %90 mı ne? %82 mi? Yanlış hatırlamıyorsam metal kullanılıyor. Yani her yerinde metal var. Şu tepesi de metal. Bunların hepsi gerçek metal. Çelik diyemeyeceğim ama ne olduğunu hatırlamıyorum tam alaşım olarak. Şeyde TH8S'de daha az metal kullanarak daha uygun fiyatlı yapmışlar. Ben bunu yurt dışından 170 euroya getirttim. O zamanki fiyatıyla bile şu an Türkiye'de satılan ikinci ellerden daha ucuza geldi yani bana. Ve sıfır geldi arkadaşlar. Hatta kutusunu açmak zorunda kaldılar falan ama kartonu da daha sonra gelecek. Ben hani kutu manyağı bir insan olduğum için kutusunu da sağ olsun bir sonraki girişimde getiririm demiş arkadaş. Dolayısıyla böyle sıfır hani kutulu bir şekilde benim olmuş olacak. Şimdiden hani teşekkür ediyorum. Güle güle kullan diyenlerinize, maşallah diyenlerinize, hani bir maşallahınızı esirgemeyin. Ben çünkü çok istiyordum bu vitesi. Darısı sizlerin başına, daha iyisi sizlerin olsun diyelim arkadaşlar. Hadi yürüyün. Altımda makine var. Basmak istemiyorum. Bunların da gideceği yok ama ya. Işık mı var? Işık da yok. Işık yoksa iyice yandık. Vallahi bunu basınca çok feci oluyor. Önünü kaldırdım. Şöyle arkasını kaldırayım. Çok fazla basık oluyor yani araç. Ben dayanamayacağım ya, geçeceğim. Bu kadar durmak istemiyorum. En sonunda bana şunu yaptırttınız yani. Oo, E60 var bir tane, gel kapışalım. Onun benden haberi yok ama. Oo, direksiyonu çok savuruyor araç. Kafaya koymuştum. Zaten her videoda söylüyordum. Daha önceki videolarda da bulabilirsiniz arkadaşlar. İşte bir manuel vitesim olsa, manuel Allah. Abi ne yapıyorsun? Durdun. Ben sağdan geçerken sağa atladı ya. Bir manuel vitesim olsa falan filan diyordum. Hiç böyle yurt dışından alma şeyim yoktu aklımda. Tam benim de tanıdığım değil bu arada. Ablamın tanıdığı. İşte yurt dışında kendisi gelecek falan filan diye böyle muhabbet ediyoruz. Allah Allah dedim. Olur mu olur? Bir sorayım. Fransa'dan gelecekti. Fransa'daki Amazon'a baktım. İşte 165-170 euro civarında bir fiyatı vardı. Ulan hesaplıyorum. Türkiye'deki ikinci ellerden ucuza geliyor. Sonra sordum hani getirir mi diye. Zaten anlıyormuş sağ olsun elektronikten de. Getirdi. Dur. Yedinci vitesi attım. Şimşek etkili LED zönlerimiz de. Çekil artık. Ver coşkuyu ver. Aradan bir makas gelir mi diyecektim ama sığdık mı? Vallahi sığdık. Direksiyonu tam ters tarafa ittiriyor şey. Bu araba modlarında maalesef bu var hep. Kayıyor. Kayma sesi geldi. Bu arada haritada nerede olduğumuzu falan hiçbir şeyi söylemedim. En son Bursa'da kalmıştık hatırlıyorsanız arkadaşlar bir önceki bölümde. Dedim neden Bursa'dan çıkmayalım.
Şöyle haritamızı göstereyim bir saniye. Bursa'dan çıktık. Bu arada bu taşıyıcı mod haritası. Abdurrahman'a da buradan yine selam olsun. O göndermişti bana. Bursa'dan böyle çıktık. Eskişehir'e geldik. Eskişehir'den Afyon'a geçeceğiz. Oradan da yapabilirsek İzmir'e kadar gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden hızlı hızlı başladım yani videoya. Şey olmasın diye. Bütün her yeri görelim diye. Bursa'dakilere selam olsun. Eskişehir'dekilere, Afyon'dakilere ve İzmir'dekilere de ayrıca böyle selamımızı gönderelim. Unutursak şimdiden baştan söyleyeyim. Varsa oradan arkadaşlar izleyenler yazarlarsa sevinirim. Orada olup da mesela M3'ü olan varsa. Hadi M3'ü de geçtim. E30'du galiba bu kasa. E30 kasa BMW'si olan varsa onlara daha çok selam olsun. Güzel gidiyor. Vallahi yapıştırıyor. Ama direksiyonu tutmakta çok zorlanıyorum. Kendi kendine böyle bir oraya bir oraya atıyor böyle direksiyon. OGS. Düşük devirlerde çok şey yok. Sanki turbolu gibi araç ama benim bildiğim kadarıyla atmosferikti bu. M3'ler çok uzun bir süre atmosferikti. Çok yakın zamanda turbolu olmaya başladılar. Zaten ondan sonra da M3 bitti diyorlar. Şu andakiler turbolu. Hatta galiba elektrik şeyli. Allah. Bir an elimi bıraktım ne hale geldim. Elektrik destekli diye biliyorum ama çok da emin değilim. Allah Allah. Eskişehir'i keşfettik. Eskişehir'dekilere selamlar. Eskişehir'e çok gitmek istiyorum bu arada. Çok güzelmiş Eskişehir. Herkes öyle diyor. Gidenler, görenler. Ama ben bir türlü gidip göremedim. Eskişehir'in nesi meşhur? Hadi size sorayım yine. Eskişehir'de bir Anadolu Üniversitesi vardı benim bildiğim. O meşhur sayılır mı? Ama yiyecek olarak falan bilmiyorum Eskişehir'in nesi meşhur. Buradan mı gideceğiz? Şöyle biraz da dışarıdan duyalım canavarı. Böyle mavi yaptım. Tam böyle BMW mavisi olmadı ama BMW'nin böyle güzel bir mavisi vardır. Onu yapmaya çalıştım. Burada bir garaj var. Hatta gelmişken alsak mı bilemedim ya. Garajlar bize lazım olacak çünkü. Oo. Yere neredeyse altımız değecek. Araç stop etmiyor herhalde. Şunu bir alalım arkadaşlar. Garajı satın alalım. Sonra bana lazım olacak çünkü bu garajlar ben biliyorum. Aracın frenler, benim fren gücü de düşük olabilir tabii. Frenler bayağı zor tutuyor. Ne oldu? Kaldıramadık makineyi. Allah Allah gitmiyor. Yere sürttü galiba altı. Allah. Duramadı tabi. Kusura bakma dayı. Aracın altı sürttü. O yüzden şey yapamadım. Oo, gösterge çok parlıyor bu arada. Mert Rişi'nin modu arkadaşlar bu. Onu söylemeyi unuttum. Ah, durmayı da unuttum. Bir dakika şöyle ben aradan bir fıydırttırabilir miyim? Modları normalde başlangıçta böyle söylüyordum. Hem harita modunu hem araç modunu söylemeyi unuttum. Modları indirebilmek için, linklerini alabilmek için aşağıda bulunan, linki bulunan Discord kanalıma gelmeniz lazım. Çünkü YouTube'a link paylaşmıyorum arkadaşlar. Sorun çıkabiliyor. Çok güzel gidiyor. Bir de yolda tutunsa çok daha güzel olacak. Şu range'i de geçelim.
direksiyonu çeviriyorum çeviriyorum bir şey yok. Sonra bir anda en sağa çeviriyor. Tabii bu tır oyunu yani çok normal böyle şeyler olması da. Bir Assetto Corsa'mız var mı ya bununla? Süper olur. Şöyle makasımızı dağıtalım. BMW'ci makası, Audi'ye makas attım. Oba! Hazır altına girmişken geçelim bari. Hiç bu kadarını tahmin etmiyordum. Bir anda altına girdik aracın. Yavaş 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 sakin. O aracı zapt edemedim. Benim hatam. Aynı bu tarz kazalar oluyor. Sessiz olun. Bu tarz şeyleri yolda yapmayın arkadaşlar. Gerçek hayatta hız yapmayın. Oyunlarda böyle oynayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yok. Aracı tutamıyorum ya. Direksiyonla alakalı inanılmaz bir şey var. Ters tepki var. Yani saçma bir... Onu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Normalde olmayacak bir şey oluyor yani. Normal oyunlarda olmaz yani böyle bir şey. Nereye götürüyor bizi ya böyle? Ha, Afyon'un içine girip çıkacağız. Tamam. Afyon'u da bir görelim. Şu Audi'yi geçip girebilir miyiz ya? Çok yavaş gidiyor da dayı. Biliyor mu? Bizim altımızdaki araç kuvvetli. Biliyor mu? O geçiyorsa ben de geçerim. Şey ikinci vitesteyken özellikle çok bana engel oluyor. Bir yerini değiştirmem lazım. Aslında böyle tam elimin altında olması da hoşuma gitti de ikinci viteste direksiyon hakimiyetimi zorluyor. Ara gaz vereyim biraz. Afyon'a geldik. İzmir'e bir sonraki bölümde mi gitsek ya? Afyon'da da bitirebiliriz. İzmir buradan uzak olacak sonra. Bence bu bölümlük Afyon'a kadar gelelim. Sonra İzmir'e bir gidiş yaparız. Belki artık onu başka araçta yaparız zaten. Aracın nasıl gittiğini de gördük. Sesini de duyduk. Manuel de kullanmış olduk böylece. Ya buradakiler dönecek. Şu araya atsam kendimi. Bunlar da duruyor. Scout Cars yazıyor bu arada. Skoda'nın şeyi vardı. Duramayacağım. Kusuruma bakmayın. Neyse frenler yine biraz fazla bastırınca duruyor da. Aa bu öndeki bizden mi? Yok be Audi'ymiş. Bir an farları benzettim. Ha sola dön diyor bize. O zaman dönelim. Aa 7 kamerasına bakmadım. Vay. 7 kamerası güzelmiş. Burada da garaj mı var? Yok burası tamir yeri. Ha ben burayı da garaj sandım. Tüh. Garaj değilmiş burası. Burada garaj var mı? Bir bakayım. Bakalım. Ha garaj varmış şurada. O zaman navigasyonu bir sıfırla garaja gidelim biz. Dönecek mi buradan? Döner. 7 kamerasıyla gidelim ama. 7 kamerasını güzel yapmışlar.
Normal böyle sinematik çekimlerde kullanılan kamera olmuş bu. Hoppa! Mercedes'le de öpüştük. Çok güzel. Tutamıyorum ki aracı yolda. Şu aradan geçebilir miyiz acaba? Biraz fazla darmış ama. Değmedim ki ya. Ha, şimdi değdim. Peki. Tutamıyorum direksiyonu. Çiçekçi güzelmiş. Ve geldik garaja. Burada park edelim. Şöyle yavaş geçelim de altını sürtmesin. Oo, altı bayağı değiyor ha. Normal şartlarda değer yani. Burayı da alalım hemen. İstiyorum evladım. Bir garajımız daha olsun. Artık burası bizim olduğuna göre şöyle bir yerlere çekelim. Şurada duralım. Evet arkadaşlar, canavar böyleydi. İzmir'e kadar gitmeye gerek yok. Burada sonlandıralım. Ama yine de İzmir'dekilere de selam olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Yani araç güzel ama her ETS'deki araba modu gibi bunda da bir şey sıkıntısı var. Direksiyonla alakalı sizi zorlayan bir sıkıntı var. Şöyle motorumuzu da kapatmış olalım. Yani bir şeyi yok aracın. Ekstra bir olayı. Ama şöyle gecesini göstermedim size. Bir gecesine bakalım en son. Sonra da bitiririz zaten. Gece belki şey oluyordur. Bakayım. Ha, gecesi de böyleymiş. Ama dur, kontağı bir açalım. Evet, arka stoplar, sinyaller. Sinyaller aşağıda sis farı gibi yanıyor. Arkalar zaten normal. Kabin ışığı gibi bir şey var mı? Bir içeride ışık. Oo, içi de böyleymiş. İçeride bir ışık yok. Ya belki şöyle şeyden, ayak altından ışık verilebilirdi. Kadranlar falan gayet güzel olmuş aslında. Gecesi de güzelmiş aracın. Ama yani tabii gece oynarken video çekmek çok güzel olmuyor. Çünkü çok karanlık oluyor. Yani siz sıkılmayın diye ben videoları gündüz çekiyorum. Yani oyuna göre gündüz çekiyorum. O zaman da en azından aracı görüyorsunuz, dışarıyı görüyorsunuz gibi. Gecesi de en azından böyle arabanın nasıl olduğunu sizlere gösteriyorum. Mod ücretsiz bir mod zaten. Sizler de bulabilirsiniz veya dediğim gibi aşağıdan Discord kanalıma gelirseniz oradan da paylaşıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.